Evet arkadaşlar, bitirme kampının dördüncü video çekimiyle karşınızdayız. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi bu soru da önemli bir soru. Bu soruyu dinleyelim. Mantığı önemli yani. Şimdi doğrunun denklemi y eşittir mx artı n şeklinde olur. Buradaki m dediğimiz şey eğimdir. N dediğimiz şey x'e 0 ver. O şekilde buluyorsun. Peki x'in 0 olduğu yerde y'si kaç? 6. Demek ki n kaçmış? 6. Bakın doğruyu yavaş yavaş oluşturuyorum. Mx artı 6. Şimdi m'i bulmaya geldi. M neydi? Eğim. Eğim neydi? Dikey bölü yatay. Bakın burası 6, burası 8. Ama eğer doğru sola yatık olduğu için ve burada geniş bir açı oluştuğu için aslında eğimimiz negatiftir. Yani önüne eksi koymayı unutmayın. 6 bölü 8 dedim. Sadeleştirdiğimiz zaman, hatta eksisi de var. Sadeleştirdik. Eksi 3 bölü 4 oldu. O zaman gidiyorum m yerine eksi 3 bölü 4 yazıyorum. Eksi 3 bölü 4 x artı 6. Burada payda eşitledim. 4y eşittir. Eksi 3x artı 24 oldu. Eksi 3x'i karşıya attım. 4y artı 3x eşittir 24. Sorumuzun cevabı Bursa. Pardon, yanlış işaretledim. Sorumuzun cevabı adam. Evet, yukarıdaki koordinat sistemi gösteren çadırın üçgen şeklindeki ön yüzünün alanı kaç birimdir? Yani aslında bizden şuradaki oluşan üçgenin alanı isteniyor. Onun için öncelikle bir yüksekliğimizi bulalım. Bakın yükseklik şurasıdır. Bu uzunluk nasıl bulunuyordu? X'e 0 verdiğimizde. Her iki denklemde X'e 0 ver, Y 10 gelir. Bak X'e 0 verdin, Y 10 geldi. Burası 10 oldu. Peki x eksenini kestiği yeri nasıl buluyordum? X eksenini kestiği yeri de mesela şu doğru için konuşuyorum şu anda. Y'ye 0 verip bulacağız. Doğrumuz bizim 2y artı 5x eksi 20 eşittir 0. X eksenini kestiği yeri bulmak istiyorsam y'ye 0 vereceğim. Y'ye 0 yazdığım zaman gitti. X buradan 4 geldi. Demek ki şurası 4'müş. Peki aynı mantıkla şu doğruya bakalım. Burada da gene x eksenini kestiği yeri arıyorum. Yine ne yapıyorum? Y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 verdiğimiz zaman eksi 2x eşittir 10 oldu. X eşittir eksi 5 oldu. Bakın burası da eksi 5 noktasıymış. Yani burasının uzunluğu da 5 birim oldu. Toplamda 9 birim bir uzaklık oldu. Yüksekliğimiz de kaç arkadaşlar? 10. 9 çarpı 10 bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız 45. Evet, bu soruda yukarıdaki grafikte bir uçan deposundaki yakıt miktarı ile geçen zaman arasındaki ilişki gösterilmiş. Tabii ki azalacak. Zaman geçtikçe uçan deposundaki yakıt miktarı azalacak. Bakın 6'yı düşün. Geldin 6'dan şurada. Kaç olmuş 6'dayken? 1000. Yani 6 saat geçtiğinde 300 azalmış. 6 saatte 300 azalmış. 20 saatte ne kadar azalır? Azalır. Dikkat. 20'de pardon silelim. 20 saatte ne kadar azalır? Hemen içler dışlar çarpımı yaptık. 20 çarpı 300 bölü 6 mı yaptık? Evet. Buradan bu x eşit oldu. Şurada bir gıdıklama var. Burası 50 oldu. 50 ile 20'yi çarptım. X eşittir ne kadar oldu? 1000. Ne kadar azalacakmış 20 saatte? 1000. İlk başta ne kadar vardı? 1300. 1300'den 1000 azaltırsam depoda kalan yakıt miktarımız 300 olur. Cevap Adana. Aşağıdaki grafikte A ve B depolarındaki su miktarı gösterilmiştir. Buna göre 12. saatte A ve B depolarındaki su miktarı farkı kaç litredir? Öncelikle bakın ilk başta A için konuşalım. A için ilk başta 0 var. B için ilk başta 240 var. Ama 8 saat geçtiğinde her ikisinde de 400 var. Yani A geriden gelip B'yi yakalamış. 8 saatte A ne kadar fark kapatmış? 240. 8 saatte 240 fark kapatmış. Yani bu adam saatte 30 fark kapatıyor. Peki şu an biz kaçıncı saatteyiz? 8. saatteyiz. 12. saat. Aslında bu adam her saat 30 fark atmayacak mı şimdi? Evet. 8. saatten 12. saate kaç saat var? 4 saat. 1 saatte 30 fark atıyorsa 4 saatte 120 fark atacaktır. Cevabımız 120.
Yukarıdaki şekilde Fuat ve Suat'ın kaydı kaydırak bu kaydıran uzunlukları vermiştir. Kaydıran eğim isteniyor. Yani şurada eğimi bulacağız kaydıran. Öncelikle şunu şöyle düz bir şekilde çekelim. Burası da 120 olur. Değil mi? Şurası 120 çünkü. Peki burası 50 ise şurası da 50 olur. 200'den 50'yi çıkardım. Şuraya 150 kalır. Eğim neydi? Dikey bölü yatay. Dikey kaç? 120. Yatay kaç? 150. Sıfırları gıdıkladın. 3'e böldün her ikisini de. 4 bölü 5 oldu. Dikkat et zaten. Doğru sağ yatıksa sıkıntı yok. Pozitifti. Sola yatık olsaydı negatif olacaktı. Cevap 4 bölü 5. Devam edelim. Matematik öğretmeni öğrencilerin yukarıdaki alanları verilen alanları verilmiş ve bunları tekrar bakın şöyle birleştirmiş. Bunun alanı 36 ise şurası 6'dır. Bunlar bak şurayla şuraya birleşiyor o zaman burası da 6'dır. Ben 6 ile neyi çarpıp 2'ye bölersem 24 olur. 8'i. Şurası 8'miş. Daha sonra burada 6 ise 6 ile ben neyi çarpıp 2'ye bölersem 27 olur. 9'u. Her yeri buldum bakın. KL aralığını buldum. AB aralığını, BC aralığını her yer bulundu şu anda. Gidip bunları aşağıda yerlerine yazacağız. Mesela yazalım. İşte AC kaç bulduk biz? Hatta yerlerini yazmamıza gerek yok. Şıklar ne diyorsa onu yapalım. Şimdi şekil 2'deki AC'nin eğimi 2 bölü 5'tir diyor. Şekil 2 burası. AC burası. Bunun eğimine bakacağım. Şurası 6 birim. Değil mi? AB'yi kaç buldum ben? 8. Eğim ne? 6 bölü 8. Yani 3 bölü 4. Doğru mu? Yanlış. Bu gitti. Şekil 2'de ML'nin eğimi 3 bölü 4'tür diyor. Burası kaç? 6. Burası kaç? KL. Bakın yukarıdan bulabilirsiniz. 9. Buradaki ne? Eğim 6 bölü 9. Değil mi? Ayrıca bir de sola yatık. Ayrıca negatif olacak. Yani bu da gitti. C'ye bakalım. Şekil 3'te AL'nin eğimi 1 bölü 6'dır diyor. AL. AL'nin eğimini bulabilmen için şuradan şöyle bir çektin öncelikle. Değil mi? Burası 6. Burası 6. Daha sonra bakın CB. CB'de 6. Peki daha sonra AB. AB aralığı ne kadar? Bakın şu uzunluğun hepsi ne kadar? 8. Şuraya kadar 6 idi. Buraya ne kaldı? 2. O zaman şunu çektik. Burası da 2. Buranın hepsi de 9'du. Şöylece hepsi 9'du. Şu an küçük olduğu için biraz zorlandık burada. 9'du. O zaman şu küçük yer 1. Yatay uzunluğumda ne? 6. Eğim ne burada? 1 bölü 6. Cevap Ceyhan. Şekildeki merdivenin basamaklarının yüksekliği 20 santim, genişliği 30 santim olduğuna göre merdivenin eğimi ne kadardır? Bakın arkadaşlar. Şuradan şöyle bir çekmeye çalışalım. Şöyle çektik. Bunu da şöyle çekelim bir de. Tamam. Şimdi şöyle bir olsun. Peki. Şimdi şu yüksekliğe bakalım. Yükseklik. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 20 kullanıldı. O zaman burası 120 oldu. Yatay olarak ne kadar kullandım? 30'lardan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane de 30 kullandım. 6 kere 3, 18. O zaman şurası da 180 oldu. Şimdi bunun eğimini arıyorum. Dikeyimiz kaç? 120. Yatay kaç? 180. Sıfırları gıdıkla 6'ya böl. Cevabın 2 bölü 3. Adana. Evet, burada da kalasının eğimi %40'mış. Hemen şuradan böyle çektik. Bakın burası 60'mış. Burası 60 o zaman. O zaman burası da 60. Değil mi? Peki şurayı bilmiyorum. X kadar olsun. Buranın hepsi 150. Şuraya kadar 60. Geriye ne kaldı? 90. O zaman şurası da 90. Ben eğimin ne olduğunu biliyorum. %40. Eğim neydi? Dikey bölü yatay. Yani 90 bölü X'in cevabı %40'a mı eşitmiş? 40 bölü 100. İçler dışlar. 90 çarpı 100 bölü 40 neye eşit? X'e. Sıfırlarımızı gıdıkladık. 900 bölü 4. 900 bölü 4 nedir arkadaşlar? 225 yapıyor sanırım. Evet. Cevabımız Ceyhan. Devam edelim. Birbirine eş kare prizma şeklinde 15 tane tahta bloğun aşağıdaki gibi dizilerek oyuncaklar kaydırabilecek rampayı. Bu rampanın eğimi kaçtır? Peki. Şimdi bakın. Şuradaki üçgeni düşünelim. Şöyle şu üçgeni düşünüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yatayım kaç? 10. Dikeyime bakacağım şimdi. 1, 2, 3. Yanlış saymadıysam 4. O zaman dikeyim 4 oldu. Yatayım 10 oldu. Dikey bölü yatay eğimi veriyordu zaten. 4 bölü 10'dan cevabımız 2 bölü 5. Neden bu işlemi yapabildim? Bunlar zaten birbirine eş prizma, kare prizmalar. Yani her bir mesela şurası 2 santimse 2, 2, 2. 1 santimse 1, 1, 1. Kaç santim olduğunu bir önemi yok. Zaten oran demektir aslında eğim. Oranlıyorum. Sadeleşecektir. Hiçbir önemi yok. Yukarıdaki koordinat sisteminde çizilen iki doğru y eksenini 8 ve 3 noktalarına kesmektedir. Doğruların eğimleri 0,5 ve 0,75'tir. Buna göre doğrular ve eksenler arasında kalan sarı renkli bölgenin alanı ne kadardır? Güzel bir soru. Şimdi öncelikle şuranın eğimi ne kadarmış? 0,75. Ne demektir? 75 bölü 100. Yani ne demektir? 3 bölü 4. 0,5 ne demektir? 5 bölü 10. Yani ne demektir? 1 bölü 2. Güzel. Peki eğim 3 bölü 4 ise dikey 3'müş. Gerçekten de 3. Yatay kaç olacak o zaman? Bakın şurası 3. Yatay kaç olacak o zaman? Burası 4. Peki. O zaman bir de eğim ikincisi için yapalım. 1 bölü 2 olacakmış bakın. Hepsi ne kadar? Dikeyin 8. Yatayın da 16 olması lazım ki. Değil mi? Şöyle şurası da 16. Cevap 1 bölü 2 olsun eğiminin. Şimdi benden istenenler bu sarı alan. Bu sarı alan tüm alandan şu beyazı çıkartarak bulunabilir. Tüm alanda şurası 8 birim. Şurası 16 birim. 8 çarpı 16 bölü 2 büyük üçgenin alanı oldu. Yani 64. 64'ten ben neyi çıkartacağım? Küçük üçgenin alanını. Küçük üçgen ne? 4 kere 3 bölü 2. Ne yaptı? 6. 64'ten 6'yı çıkardınız arkadaşlar. Cevap 58. Devam edelim. Aşağıdaki tırın dikdörtgen prizması biçimindeki kasasının 2,6 metre yüksekliğindeki yan kapağı aşağıdaki gibi açılıp rampa şeklini almaktadır. Kapak rampa haline geldiğinde kapak ve yer arasında oluşan ABC üçgeninde AB BC'ye dik ve BC 2,4'müş. Peki bu rampanın eğimi 5 bölü 12 olacakmış. O zaman bakın şuraya x dersem dikeyi kaç? X. Yatayı kaç? 2,4. Neye eşit olacakmış bu? 5 bölü 12'ye. O zaman ben neyle neyi sadeleştirirsem burada bakın ya da direkt işlem yapalım. 2,4 ile 5'i çarparsam 12 olur. Değil mi? Şurada içler dışlar çarpımı yapıyorum. 12 eşittir. 12x oldu. X eşittir arkadaşlar. 1 oldu. Yani x buradan 1'miş. Peki burası 1 birimse 2,6'da bunun yüksekliği var. Kasanın yerden yüksekliği 2,6 ile 1'in toplamından 3,6 olur. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde verilen tepe modelinde AD dik BC'ymiş. Tepenin A ile C noktaları arasındaki eğimi %75. A ile C arasındaki eğim. Yani şuradaki eğim şurası. %75. Dikeyini bilmiyorum. Yatayı 16. Dikeyine x diyeyim. O zaman x bölü 16 neye eşit? %75'e. Yani 75 bölü 100'e. Yani 3 bölü 4'e. Bunları artık böyle yazın. Sileyim tekrar yazayım bakın. X bölü 16 eşittir. 75 bölü 100. İlgilenme. 75 bölü 100 ile işlem yapma. 3 bölü 4 ile işlem yap. Sadeleştir yani. 3 bölü 4 dedim. Hemen içler dışlar. 4x eşittir. 48. X eşittir 12'ymiş. Bakın hemen bulduk. Burası 12. Peki şimdi devam edelim. A ile B noktaları arasındaki eğim de 2'ymiş. Bakın şuradaki eğim de 2. Bu sefer de dikeyi biliyorum. Yatay bilmiyorum. Hadi buraya da Y diyelim. Dikey bölü yatay. 12 bölü Y. Neye eşitmiş? 2'ye. Değil mi? Öyle diyor bana. O zaman 2Y eşittir 12. Y eşittir 6. Bu da bulundu. Şurası da 6 birim uzunluğundaymış. Ne istiyor şimdi? DC'de 16'ymış. ABC üçgeninin alanı. Yüksekliği biliyor muyum? 12. Bura 16. 6 da burası 22. Ne yapıyorum o zaman bakın. 12 çarpı 22 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani şunları sadeleştirdim. Burada 11 kaldı. 11 ile 12 çarparsam cevabımız 132'dir diye düşündük. Cevap Denizli. Devam edelim. Kenarları eksenler üzerinde olan iki kare verilmiştir. Kare ise hemen yapıştır. Bak bunların kenarları ne? 2 kök 2. Nereden buldum? Kök 8 yardımıyla. Değil mi?
Kök burası da 32 ise kök 32'yi düzenleyelim. Kök 32 de nedir? 4 kök 2'dir. O zaman bakın şurası 4 kök 2 oldu. Şurası 4 kök 2. Şurası 2 kök 2. 2 kök 2. Dolayısıyla şurası da 2 kök 2. Hadi bir de bana eğrin bu doğrunun eğimini sor. Çok güzel. Dikeyim kaç? 4 kök 2. Yatayım kaç? 2 kök 2. Kök 2'ler gıdıkladı mı? Gıdıkladı. 4 bölü 2'nin cevabı ne? 2. Bu doğrunun eğimi 2'ymiş. Zor gibi gözüken çok basit bir soru. Devam edelim. Uygun bir soru gibiydi bu da. Öyle hatırladım. Bir şirketin eksi 3. katındaki deposuna sadece 2 asansörüyle ulaşabilmekte ve bu asansörde aşağıdaki uyarı levhası yer almaktadır. Ne diyor? Bu asansöre en fazla 750 kilogram yük koyabilirsiniz diyor. Bu şirkette taşıma işlerini yapan Fevzi'nin kütlesi 85, Mustafa'nın kütlesi 75 kilogramdır. Malzeme müdürü şirkete yeni gelen 4 ton yükü depoya indirme görevini sadece Fevzi ve Mustafa'ya vermiştir. Bu ikili yükü asansöre yükleme ve asansörden depoya indirme faaliyetlerini beraber yürütmüştür. Buna göre Fevzi ve Mustafa Bey asansörü aşağı yönde en az kaç sefer kullanarak tüm yükü depoya indirebilirler? Öncelikle arkadaşlar 85 ile 75'i toplayacağım. Çünkü yükle beraber bu arkadaşlar da asansöre binecek ve onların da bir ağırlığı var. Nedir buranın toplamı? 160. Bu asansör en fazla kaç kilogram taşıyabiliyordu? 750. 750'den 160'ı çıkardım. Ne oldu? 590 oldu. Yani ben bir inişimde 590 kilogram yük koyuyormuşum. İşte burada mesela 6 kere inse sadece yüklerden bak yükün ağırlığı 590 oluyormuş sadece. 6 kere inse mesela tamam 6 kere indi. Burayı da 590 değil de 600 gibi düşün. 600 ile 6'yı çarpasaydın 3600 yapardı ama benim elimde ne kadar var? 4 ton. Değil mi? O zaman 3600'den de hatta kaç çıkartacağız? 60 çıkartacağız. 3540 mı oluyor? 3540 bak taşıyamadım. Ama bir kere daha indirirsem 3540'a bir 590 daha eklediğimi düşün mesela. 4 tonu geçiyorum ve 7 sefer atmış oluyorum. Yani bu arkadaşlar en az 7 sefer aşağı inmeliler ki bu yükü oraya taşıyabilsinler. Devam edelim. Ağaçların boy uzunlukları verilmiş. Peki. Yukarıdaki grafikte dikilen meşe ve kavak fidanlarının aylara göre boy uzunlukları verilmiştir. Buna göre kaçıncı ayda kavak fidanının boyu meşe fidanının boyundan daha uzun olur? Öncelikle eşitlendiği yerleri bulalım. Böyle bir çözüm geldi şu an aklıma. Daha sonra bir arttırırız. Geçtiği ayı bulmuş oluruz. Peki nasıl eşitlenirler? Şu anda sıfırıncı ayda kavak ve meşe mesela oluşturalım. Kavak, meşe. Peki kavak 60 santim. Sıfırıncı ayda. Meşe 78 santim. Şimdi şuradan bulabiliriz bakın. 6 ay geçtiğinde meşe kaç santim uzamış? 78'den 90'a gelmiş. Kaç santim? 12. Meşe için yazıyorum. 6 ayda 12 santim. 1 ayda 2 santim uzayabiliyormuş. Peki. Kavak için yazalım arkadaşlar. Kavak da 60'tan 6 ayda nereye gelmiş? 78'e yani kaç santim uzamış? 18. 6 ayda 18 santim. 1 ayda 3 santim uzuyormuş. O zaman kavağın denklemini yazalım. 60 zaten cepte. Her ay kaç santim uzuyor? 3 santim. O zaman her ay 3 santim uzuyorsa 3x. Önce bir eşitlendikleri yeri bulalım. Hatta isterseniz direkt de çözebiliriz. Direkt çözelim. Silelim bunu. Büyük olmasını istiyorum çünkü ben. Delete dedik. Evet burası 3x. Bakın neyi soruyordu bana? Kaçıncı ayda kavak fidanının boyu meşe fidanını geçer? Kavak fidanının büyük olmasını istiyorum değil mi? Büyüktür. Meşe fidanınkini yazalım. Zaten 78 cepte. Artı bir de her ay 2 santim uzadığı için 2x mi diyeceğim? Bu arkadaş buraya. Bu arkadaş buraya. Ne yazacağım buradan bakın. 3x'den 2x'i çıkardım. X büyüktür. 18. X 18'den büyük olmalı. En az kaç olur? 19 olur arkadaşlar. Cevap Denizli. Güzel bir soru. Bir basketbol oyununda birinci devrede 30 adet basket atılmıştır. Atılan basketlerin bir kısmı 2 puan, kalanları 3 puan değerindedir. Peki. Atılan 2 puanlık basketlerin toplamı
3 puanlık basketlerin toplam puanından fazla olduğuna göre 2 puanlık en az kaç basket atılmıştır? Soru da hoşuma gitti. Güzel. Öncelikle 30 basket mi var? 30 basket. 30 basket. Şimdi bu 30 basketin ne kadarı 2 puanlık, ne kadarı 3 puanlık onu bilmiyorum. 2 puanlıklar diyelim. 3 puanlıklar diyelim şöyle. Güzel. 2 puanlıklardan x tane basket atılsa 3 puanlıklardan 30 eksi x tane atılmıştır. Çünkü toplam basket sayısı 30. Bu denklemi kuruyorduk, hatırlamışsınızdır. Peki 2 puanlıklardan x tane basket atıldıysa, mesela 10 tane basket atıldığını düşün, 20 puan gelir. Nasıl buldum? 2 ile çarptım. Niye? Çünkü 2 puanlık. O zaman x tane attıysam 2x puan geldi. Değil mi? 3 puanlıklardan da bunu neyle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. 90-3x puan geldi. Ne istiyordu benden bakın? 2 puanlık basketlerin toplam puanı, yani 2x, 3 puanlık basketlerin toplam puanından fazla olacak. Aha, da araya da büyüktür eşittir, büyüktür koyduk. Eksi 3x'i karşıya attım. 5x büyüktür, 90 oldu. Her tarafı neye böldüm? 5'e. X büyüktür, 18 oldu. X 18'den büyükse en az 19 olmalıdır. Ve bana zaten 2 puanlık en az kaç atılmıştır diye soruyordu. Yani direkt x'i soruyor. X burada en az 19 olmalıdır. Devam edelim. Burada bir karalama oluşmuş. Bunu silelim. Eni 16 metre, boyu 32 metre olan bir arsa dikdörtgen şeklinde iki parçaya ayrılarak bir kısmına bina, kalan kısmına otopark yapılmıştır. Bina için ayrılan kısmın alanı otopark için ayrılan kısmın alanının 3 katından büyüktür. Bina otoparkın 3 katından büyük. Peki. O zaman ben şuraya x dersem gene aynı mantıkla burası 32 eksi x mi arkadaşlar? Peki. Otoparkın alanını yazalım hadi. Otoparkın alanı, otopark şöyle, otopark. Otoparkın alanı ne? 16 ile x'in çarpımı, 16x. Binanın alanı ne? Binada 32 eksi x ile 32'nin çarp, pardon, 32 değil orası. Silelim. 32 eksi x ile, yani şu uzunlukla neyin çarpımı? 16'nın çarpımı. Evet. Evet, ikisinin alanlarını da yazdım. Soruyu tekrar okuyalım. Ne diyordu? Bina için ayrılan kısmın alanı, yani burası, otopark için ayrılan kısmın alanının 3 katından da büyükmüş. Otoparkın 3 katını alacağım. Yine de bina büyük olacak arkadaşlar. Binayı bir dağıtalım şöyle. 32 ile 16'yı çarparsam ne olur? 256, 512 mi oldu? Aynen. 512 eksi 16x hala büyüktür otoparkın 3 katından, yani 48x'ten arkadaşlar. Karşıya attım. 512 büyüktür. Ne oldu? Evet, 512. Bunu karşıya attık. Ne oldu? 64x oldu. Peki her tarafı 64'e böldüm. 8 büyüktür x oldu. Yani x 8'den, pardon, 8x'ten büyükmüş. Yani x küçüktür 8. X burada en fazla ne olabilir? 7 olabilir. X'i 7 seçtin. Şimdi bana neyi soruyor? Bina için ayrılan alan en az kaç olur? X yerine 7 yazarsam burası 25 olur arkadaşlar. Burası zaten 16 idi. 16 ile 25'i çarparsam cevabımız 400 olur. Güzel bir soruymuş. A ve C şehirler arasındaki uzaklık 200 kilometrelik yolun bir kısmı düz, kalan kısmı eğimlidir. Gene aynı bakın. Bir yere x diyeceğim, bir yere 200 eksi x diyeceğim. Bu sorular demek ki önemliymiş bakın. Bir aracın kilometre başına yaktığı yakıt eğimsiz yolda 40 kuruş, eğimli yolda 80 kuruştur. Beğendim soruyu, güzel. Araç A şehrinden C şehrine gittiğinde tükettiği yakıt tutarı 100 TL'den fazla olduğuna göre eğimli yolun uzunluğu en az kaç kilometre? Evet, soru güzelmiş. Peki. A'dan B'ye kadar arkadaşlar x kilometre olsa, B'den C'ye kadar da 200 eksi x olacak. Sebep,
A ile C arası 200 kilometreymiş. Şimdi X kilometrede düz olan yerde ne kadar yakıyor? 40 kuruş. Bak 1 kilometrede 40 kuruş yakıyorsa, öyle diyor kilometre başına. X kilometrede 40 çarpı X kuruş. Kuruşa göre işlem yapıyorum, dikkat edin. 40x kuruş oldu şu anda. Artı eğimli yolda da 80 kuruş yakıyormuş. O zaman ben neyle çarpacağım bunu da? 200-x çarpı 80. Burası hep kuruş mu? Doğru. Bu nereden fazlaymış? 100'den. 100 TL'den. 100 TL'yi de kuruşa çevireceğim. 1 TL kaç kuruş? 100 kuruş. O zaman bunu neyle çarpacağım? Ben 100'le. 100'ü 100'le çarpıyorum. 2 sıfır daha ekledim. 10.000 oldu. Tamam, şimdi bu sorumuzu çözelim. Burası 40x. 80'i içeri dağıttım. 80 ile 200'ü çarptım. Öncelikle 8 ile 2'yi çarpın. Bakın 16. 1, 2, 3 tane sıfır işleme katmadık. 3 tane sıfır yazdın o zaman. Eksi 80x oldu. Büyüktür 10.000. Değil mi? Aynen 10.000. Peki. Burası eksi 40x oldu. Eksi 40x'i karşıya attım. 10.000'i de bu tarafa attım. Tamam. 16.000'den 10.000 çıktı. 6.000. 6.000 büyüktür. Büyüktür arkadaşlar. Ne oldu? 40x mi oldu? Evet, kesinlikle. Şimdi şu sıfırları da gıdıkladın. 600'ü de 4'e böldün. 150 büyüktür x mi oldu? Evet. 150 x'ten büyükse x küçüktür 150 mi? Evet. Ben hep böyle yazmayı tercih ederim. Daha kolayıma geliyor niyeyse. O zaman x burada kaç olur? 149 olur. X 149 ise geriye de 51 kalır arkadaşlar. AC arası 51 olur. Bana da onu soruyordu. A şehrinden C şehrine gittin, tüketti yakıtı. Eğimli yolun. Aynen, eğimli yol. AC aralığını soruyor. Yani cevabımız Denizli. Evet, bu soru da güzel bir soru gibi duruyor. Son sorumuz olsun artık. A ve B şehirler arasındaki taşımacılık gemi ve kamyonlarla yapılmaktadır. Bu şehirler arasındaki kara yolunun uzunluğu deniz yolunun uzunluğundan 100 kilometre fazladır. Arkadaşlar deniz yoluna yazalım, bakın. Deniz yolunun uzunluğu x ise kara yolu ne kadar fazlaymış bundan? 100 kilometre fazlaymış. O zaman x artı 100 yazacaksınız. Birimleriniz kilometre şu anda. Tamam, devam edelim. A şehrinden B şehrine kamyonla yük taşımak daha ekonomik olduğuna göre, kamyon yani karayolundan daha ekonomikmiş arkadaşlar. İki şehir arasındaki mesafenin kilometre cinsine alabileceği en küçük değer kaçtır? İki şehir arasındaki mesafenin, yani A ile B'nin arasındaki mesafenin kilometre cinsine alabileceği en küçük değer. Yani bana X'i soruyor arkadaşlar. Peki. Şimdi karayolundan gidecek kamyon 100 TL peşinat verdi mi? Verdi. Artı her kilometre başına 20 TL aldı mı? Aldı. Kaç kilometreydi? X artı 100. X artı 100 çarpı 20. Değil mi? A şehrinden B şehrine kamyonla yük taşımak için ekonomik. Kamyonla yük taşımak daha ekonomikmiş. O zaman burası küçüktür. Nereden? Deniz yolundan. Deniz yolunda 500 TL peşinatım var mı? Var. Artı bir de her kilometre başına 30 TL mi alacak? Alacak. Kaç kilometreydi? X. O zaman 30X oldu. Kamyonla daha ekonomik hale gelmiş oldu şu anda. Düzenleyelim buraları. Burası 100 artı 20X artı 2000 küçüktür 500 artı 30X. Peki bu arkadaşı buraya atalım. 500'ü de bu tarafa atalım. 1600 mü oldu? Evet, galiba bakayım. 2100 500 çıkart. Evet, 1600. 1600 küçüktür 10x oldu. Her tarafı 10'a böldüm. 160 küçüktür x'ten. 160 x'ten küçükmüş. O zaman x büyüktür 160'tan. X 160'tan büyükse en az kaç olur o zaman? 161 olur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Evet, şu an bitirme kampımızın sorularını çözmeye çalıştık. Bunların videolarını yapamadıklarınızı izleyeceksiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinize kolay gelsin. En kısa zamanda görüşmek üzere.